Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi full yayınlarının üçgende alan testlerine geçiyoruz birlikte dostlar. Bu videomuzda hemen ilk testimizin ilk sorusuyla vakit kaybetmeden başlıyorum arkadaşlarım. Odaklanmayı falan bir ayarlayalım. Kalemlerimizi de alalım. İlk soruyu okuyalım bakalım ne diyormuş sorumuz. ABC üçgeninde diklikler var arkadaşlarım. Eşitlik var BDDC'ye eşit 7, 25, 7, 24, 25 üçgeni olduğunu gördüm ben bunun. Demek ki şu uzunluğun tamamının şurası 24 birim olacak dedim dostlarım. 24 de hatta burada ikiye bölünmüş, 12 birim burası, 12 birim de burası diyelim. Bize de neyi soruyor? Şu mavi üçgenin alanını soruyor ki geniş açılı bir üçgende ne yapıyorduk dostlar? Tabanımız 12 seçersek bu tabana inecek yükseklik A noktasında olacak. Bakın üçgenin ismini yazın. Yüksekliğin nereden ineceğini bulamayanlar için bir açıklayayım arkadaşlar ben bu kısmı. Şimdi ADC bizim alanını bulacağımız üçgen. DC kenarına taban dediysem ben bu tabana göre alanı bulacaksam A noktasından da bir yükseklik indireceğim bu DC'ye. Hep şunu bekliyoruz dostlar. A noktasından inecek yüksekliği sanki böyle üçgenin içinden inecekmiş gibi bekliyoruz. Ama her zaman yükseklik tam kenarın, DC kenarının üstüne düşmez dostlar. Bazen de uzantısına düşer ki işte bakın burada DC'yi şöyle uzatırsanız, DC'yi sağa sola doğru uzattığınızda A noktasından bu uzantının da üstüne yükseklik indirirseniz bu da DC'nin yüksekliği sayılır. Yani bu yükseklik hem şu BD'nin hem DC'nin hem BC'nin yüksekliğidir. Yani şu çizgiye inen yükseklik sayılır ki dolayısıyla DC'nin de yüksekliği olur. Yani bu üçgenimin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den 2 ile de 12'yi sadeleştirdim 6, 6 kere 7 42 bulundu dostlarım. Geçtim 2 numaralı sorumuza. Bakın hemen özel dik üçgenimi gördüm. 9, 12, 15 dik üçgenidir. Burası 12. 12, 16, 20 üçgenidir. O halde burası 16. Alan ABC nedir diye soruyor. Dostlar tüm üçgenin alanını bulacağız. Tabanını biliyoruz. Bakın 16, 9 yani 25. Bu tabana inen yükseklik A'dan inmiş 12. Bölü 2 diyorum dostlarım. 2 ile de şunu sadeleştirelim. 6. 6 ile 25'in çarpımı 150 yaptı dostlar. Geldim 3 numaralı soruya. İkizkenar üçgen görüyorum ve geometrinin birinci farzı ne diyordu dostlar? İkizkenarı görünce tabana dikliğini indir. Hemen indirdim tabana dikliği. Kayı kuralı gereği bu diklik tabanı 2'ye bölecek. 6, 6. Ve bakın burada 6, 8, 10 üçgeni çıktı. Tüm üçgenin alanını soruyor. Tabanımız 12 birim, yüksekliğimiz 8 bölü 2'den hemen sadeleştirmemi yaptım. 4 çarpı 12'den 48 çıktı. Geldik 4 numaralı sorumuza. ABC üçgeninde diyor ki BD 8, BC 12. Şimdi BC'yi 12 vermiş, 12 birim. BD'yi 8 vermiş, şuna 8 yazalım. AC'yi 9 vermiş, buna 9 diyelim. Bizden de AH'ı istiyor, H diyelim. Dostlar bir soruda yükseklik bulman gerekiyorsa en güzel alandan bulursun. Hemen aklına alan bulma formülünü getireceksin. Şimdi ben bu üçgenin alanını 9 tabanına göre yazsam. Nedir 9 tabanına göre? 8 çarpı 9 bölü 2. 9'un yüksekliği 8 çünkü. 12 tabanına göre yazsaydım 12 çarpı yüksekliği h bölü 2 olacaktı. Şimdi bunların ikisi de aynı üçgenin alanı olduğu için hemen birbirine eşitledim. Bölü 2'lere bay bay dedik. 8'i 4'e bölelim 2. 12'yi 4'e bölelim 3. Hatta şu 3 ile 9'u sadeleştirelim 3 kalsın. Burada 2 çarpı 3'ten 6. Burada da h kaldı. H'ı 6 bulduk dostlar. Evet 5 numaralı sorumuzdayız. Bakalım ne diyor? ABC üçgeninde diklikler 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 3, 4, 6 ve 10 var. 6 neresiymiş? AB 6'ymış. AC 10'muş. Dostum hemen bakın ne yapıyorum? Şu AE'yi birleştirdiğimde bir tane şurada mavi bir üçgen elde ettim. Bu üçgenin alanını hemen bulayım diyorum. Tabanı 10, yüksekliği 4 bölü 2'den 40 bölü 2, 20 çıktı buranın alanı.
Sol tarafta da bir tane kırmızı bir üçgen elde ettim dostlarım. 3 çarpı, onu da şurada gösterelim. 3 çarpı 6 bölü 2'den 18 bölü 2 9 yaptı burası da. 20 burası, 9 burası toplamda ne yaptı? 29 yaptı diyebiliriz dostlar. Evet, 6. sorumuz arkadaşlarım. ABC üçgeninde AB diktir, AB eşittir bilmem neler var. Bakın yine bir ikizkenar üçgen var ve ben dolayısıyla bunun tabanına bir diklik indireceğimi çok iyi biliyorum. Hemen tabanına dikliğimi indirdim. Kayı kuralı gereği burayı 4, 4 diye böldü. Ve bakın burada bir de muhteşem üçlü çıktı değil mi? Hem ikizkenar üçgen ama aynı zamanda dik üçgen. Ve dik üçgenin dik açısından inen kenarortay muhteşem üçlüyü sağlayacağından burası da 4 geldi. Ve biz artık hani birinci soruda da söyledik bakın. DC tabansa bu tabanın uzantısına inen yükseklik de DC'ye inmiştir diye düşünüyoruz. Demek ki tabanımız 2 ise buna inen yükseklik 4'tür. O halde 4 çarpı 2 bölü 2'den sorumun cevabı 4 geldi. Evet, ilk testin 6 sorusunu gömdük. 7. soruyla devam ediyoruz. Dostum 7. soruya bakar bakmaz ne görüyorsun? 45 derece gördün ve biz 45'i görünce karşısına dikliği indirecektik. Hemen şu dikliği indirdim. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'in karşısı 4 dedim. Pembe üçgenin alanını soruyor. O halde tabanı 4, yüksekliği 4 bölü 2'den 8 geldi sorumun cevabı dedik. 8 numaralı sorudayız dostlarım. Hemen bir bakalım. Bakın 24 var, 26 var. Bunları 2'ye bölerseniz 12, 13. Demek ki 5, 12, 13 üçgeni olacak. Bu dik üçgen tabii 2 katı oluyormuş. Demek ki burası 10. Hatta bu beyaz dik üçgende ne oldu? 6, 8, 10 üçgeni oldu. Bana neyi soruyor? Boyalı bölgenin alanı. Yani tüm şeklin alanından. O halde yazalım. Dik üçgenin alan formülü neydi arkadaşlarım? Dik kenarlarını çarp. Şimdi büyük üçgenin alanı 10 çarpı 24 bölü 2 eksi beyaz dik üçgenin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısıydı. 6 çarpı 8 bölü 2. Hemen şurayı bir sadeleştirelim. 12 oldu. 120 çıktı burası. Şurayı bir sadeleştirelim. 4, 24 çıktı burası. 120'den de 24 çıkarsa 96 kaldı. Sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Evet, 9 numaradayız arkadaşlarım. BDC üçgeninin alanı soruluyor yine. Biz hemen şöyle bir şey yapalım. 9 kök 2 ikizkenar dik üçgense dik kenarlar 9, 9 olmak zorunda. Büyük dik üçgene bakın. 9, 12, 15 dik üçgenidir. O halde burası da 3 olmak zorunda. Şimdi ben bu üçgenin alanını bulacağım. Sarı üçgenin nasıl bulacağız dostlar? İki seçeneğim var. Ya yine büyük üçgenin alanından, kocaman üçgenden şu beyaz üçgenin de alanını çıkarsak olur. İkisi de dik üçgen sonuçta. Kolaylıkla yapabiliriz bunu. Ya da bakın direkt sarı üçgenin alanı tabanını 3 seçersem hatta bu 3 tabanını şöyle uzatırsak arkadaşlarım C noktasından bu tabana inen yükseklik bizim dikliğimiz olacak. Demek ki 9'muş bu 3'e inen yükseklik. O halde 3 çarpı 9 bölü 2'den de sorumun cevabı geldi. 27 bölü 2 çıktı. Evet, şu soruyu okuyoruz. Aşağıda sarı renkle ABC dik üçgeni biçiminde ve mavi renkle DEC üssü eşkenar üçgeniymiş bu. Bu eşkenarmış. O zaman şuralarını 6, 6 diyelim. Hemen bunun alanını bulalım. Eşkenar üçgenin alanı bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4'tü. 9 yapar 36'yı 4'e bölersem 9 kök 3'müş bunun alanı. Tamam. Asetat kağıtları verilmiştir. Bu kağıtlar şekildeki gibi böyle üst üste konuluyorlar arkadaşlarım. Bunlar çakışıyorlar ve diyor ki mavi boyalı bölge ile sarı boyalı bölgenin alanları birbirine eşit oluyormuş dostlarım. Yani şu mavi bölgeye ben A alanı dersem sarı bölge de A alanı olur. Şu yeşil bölgeye B dersek bakın A artı B dediğim şey A artı B. Hem eşkenar üçgenin alanı oldu. Yani ne bulmuştuk onu? 9 kök 3'tür. Hem de şu üçgenden de A artı B'nin alanı dik üçgenin alanı oldu. Ve dik üçgenin alan formülü neydi? Dik kenarlarını çarp 2'ye böl. Yani 9 çarpı x bölü 2'ye de eşit oldu diyebiliriz. Aynı alan. O halde hemen şuradan
Formülümüzü ikisini birbirine eşitledik. Bakalım ne geliyor? 18 3 yaptı şurası. Buna göre diyor ki ABX nedir diye bir soru sormuş bize. Üst üste getirilerek EC ile BC çakışıyor diyor. Tamam, çakışacak şekilde yerleştirmişti. Yukarıdaki şekilde mavi boyalı bölge ile sarı boyalı bölgelerin alanları birbirine eşittir diyor. Buna göre ABX tamam, buradan çıkması lazım dostlar sorunun. Hemen düzenleyelim. 2 ile 9'u çarpalım. 18 3 yaptı. 18 3 eşittir. 9 artı x gelir. 18 3 eksi 9 eşittir x geldi. Ama şıklarda böyle bir şey yok. Bir yerde bir hata mı yaptık? Hemen bir daha bakalım. Şöyle bir daha okuyorum soruyu. D, E, C üssü eşkenar üçgeni biçimindeki şeffaf asetet kağıtları verilmiştir. 9 vermiş BC'yi. Sarı bölge ile mavi boyalı bölge, sarı boyalı bölgenin alanları birbirine eşittir diyor. Tamam. Sarı ve mavi. Bunlar eşitse buraya B dedik. A artı B hem bunun alanı çıktı hem biz doğru yaptık arkadaşlar. Mavi boyalı bölgeli sarı bölgeli A, B, X nedir diye bir soru soruyor. Sorunun cevabı böyle olması lazım ama bir işlem hatası mı yaptım acaba? 9 çarpı X bölü 2 dik üçgenin alanı. 6'nın karesi 36. A kare kök 3 bölü 4'ten 36 kök 3 bölü 4. 9 kök 3 de bunun alanı. Şurası 9 kök 3 yapar toplamı. Burası da 9. Yani sorunun cevabı bu geliyor arkadaşlar. Ben bir daha en son videodan sonra bir daha kontrol ederim. Eğer bir hata varsa bir daha çözmeye çalışırım. Tamam mı dostlar bu soruyu? Bursa diyormuş sorunun cevabı. Tamam, bir bakarız buna. 11. sorudayız arkadaşlarım. Bir okuyalım. ABC üçgeni AD doğrusu boyunca kesilip iki parçaya ayrılıyor. Tamam. Şu şekilde de parçalar ayrılmış. Şimdi AC 15'miş, onu burada gösterelim. AB de 15'miş, yani bu bir ikizkenar üçgen. BD 14'müş, buraya yazalım. DC 4'müş, onu da buraya yazalım. Madem ki ikizkenar üçgen, hemen tabanına bir diklik indirelim bunun dostum şu şekilde. Taban toplamda 18, 9, 9 diye bölecek. 9 şurası olacak. Şuraya da 5 kalacak dostlar. Hatta 9, 12, 15'ten 12 olsun burası da. Diyor ki soruda en son büyük parçanın alanı küçük parçanın alanından ne kadar fazladır diye bir soru sormuş bize dostlar. Büyük parça küçük parçadan ne kadar fazladır diye bir soru soruyor. Hemen küçük parçanın yani şuranın alanını bulalım. Bakın bunun tabanı 4, yüksekliği de 12. 4 çarpı 12... 48 yapar. Bölü 2'den 24'tür. Küçük parçanın alanı. Hemen büyük parçanın alanını bulalım biz dostlar. Bir de şuranın alanı. 12 çarpı tabanımız ne çıktı? 14. 12 çarpı 14 bölü 2'dir ki sadeleştirirsek 7, 84 mi yapıyor? Bu da 84. 84 24'ten ne kadar fazladır diye bir soru sormuş bize. Tabii ki 60 birim fazladır dedik. Evet, birinci testimizi bitirdik. Geldim 2 numaralı teste. Hız kesmeden buna devam ediyorum. BD açıortay demiş dostlarım ve biz açıortayda ve diklik görünce bir açıortay bir diklik fışkırtma teoremi aklımıza gelecekti. Hemen açıortayın şurası doğduğu yer. Şunlar kollarımızdır. Kollar. Ve şurası da öldüğü yer. Öldüğü yerden bir bu kola diklik çizmiş. Ben de bu kola diklik çiziyorum. Diklikler birbirine eşitti. Buraya da 4'ü yazdım. Mavi üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 18 birimdir dedi. 2 numaralı soruya geçtik arkadaşlarım. Alan CDE'yi soruyor bize. Şuranın alanını. Bakın konuyu anlatırken de söyledik. Alanı sorulan üçgenin sadece iki kenarını biliyorsak aklımıza sinüs alan formülü gelecek. Hemen şuraya A diyelim. Şurası da yine A olsun dostlar. Nereyi vermiş? AD'yi 17 vermiş. AD 17 ise şuraya 13 kalır. Hatta 5, 12, 13 üçgenidir bu. Buranın alanını şimdi sinüsten yazalım. 1 bölü 2 çarpı kenarların çarpımı 4 ile 13 çarpı sinüs A. Sinüs A'yı da şuradan buluyorum. Karşı bölü hipotenüsten 12 bölü 13 geldi. Bunu da yazdık. 13'lere bay bay dedim. 2 ile 4'ü sadeleştirelim. 2. 2 ile de 12'nin çarpımı 24'tür. Sorumuzun cevabı dedik. Ve geldik 3 numaraya. Alan AED bölü
Şuranın alanı bölü şuranın alanını soruyor bize. Dostlar bakın bunu iyi dinleyin arkadaşlarım. Güzel kolay bir yol öğreteyim ben size hemen. Şimdi şu açı alfa. Şu üçgenin alanını bulacağız. Bakın A, E, D'nin alanı. Dik kenarlarını dik kenarları diyorum pardon. Hemen iki kenarını çarpın. 5 kere 3 15. İçine artık bunun 15A yazabilirsiniz. 15A'dır bunanın alanı. Şimdi büyük dik üçgene bakın. Bunun da açısı alfa. Açıları aynıysa yani ikisi de alfa alfaysa ya da alfa ve 180 eksi alfaysa yani birbirinin bütünleri de olsaydı açılar siz bu iki üçgenin alanını kenarlarının çarpımı olarak kıyaslayabiliyorsunuz dostlarım. Peki şimdi gelelim büyük üçgene. 10 burası, 8 de burası, yok 9 burası pardon. 9 kere 10 90A, tamamı 90A. 15'i buradaysa buraya da ne kalır? 75A da buraya kalır. Şimdi bizden ne istiyordu? 15 bölü 75. 15 bölü 75. 5'e bölelim. 3. 5'e bölelim. 15. 3'e böl. 1. 3'e böl. 5. 1 bölü 5 çıktı. Sorumun cevabı. 4 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Hemen bakalım. Şu oranları bir yerleştirelim önce. EF'ye 1K derseniz diyor. BC 4K. Hemen şuraya da 4K'yı yazalım. AC ile DC'yi kıyaslamış. DC'ye 1M. AC'ye de tamamına 3M deyin diyor. O zaman buraya da 2M kaldı. Tüm alan 24 birimmiş. Bize de neyi soruyor? Şu sarı bölgenin alanı nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi bakalım neler yapacağız dostlarım. Hemen şuradan BD bakın alan sorusunda dörtgen görünce hemen bir köşegenini çizin ki rahat rahat oranlayın dostlarım. Şimdi şu M kenarıyla 2M kenarını kıyaslayacağız arkadaşlar. Bundan önce de şu sarı üçgenin alanına A diyelim biz sarıya. Bakın 1K'ya A dediysem 4K'ya yani şuranın tamamına 4A demek zorundayım ben. 4A. Sonra M'ye 4A dediysem 2M'ye 2 katı 8A diyeceğim dostlarım. Ve toplam kaç A demiş oldum? 12A. Amca bana 12A'yı ne vermiş? 24. Demek ki A 2 çıkacak. Yani bana da zaten A'yı soruyordu. Cevabım Adana'dan geldi. 5 numaralı sorudayız arkadaşlar. Hemen okuyalım sorumuzu. ABC dik üçgen diyor. Tamam. AD'yi 1 vermiş. Yazmış bunların hepsini. 12. AF'ye 5K. AF'ye 5K. FC'ye de 3K diyebilirsiniz diyor. Hemen bunları da bir yerleştirdik. Boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye de bir soru sormuş bize. Boyalı bölgenin alanı isteniyor. Burası 8 toplamda. Burası da 16 toplama arkadaşlarım. Peki bütün üçgenin alanı 8 çarpı 16 bölü 2'den 64 birim geldi tüm üçgenin alanı arkadaşlarım. Şimdi yine dörtgen görüyor muyuz? Alan sorusunda dörtgen görünce ne yapın demiştik? Köşegen çizin. Aha da çizdim arkadaşlar. Hemen şuraya dostlar ne diyelim? 1A dersek şuraya burası 1A ise şurası ne olmak zorunda? Bakın 4'ü 12 ya 3 katı 3A da burası olmak zorunda. Şuraya gelelim. B birim dersek buraya şurası 7 katı olduğu için 7B birim de burası olacak. Şimdi gelin şunları da bir kıyaslayacağız. 5 ile 3'ten yola çıkacağız arkadaşlar. Şimdi tüm şekil 8K. Ve biz 8K'lık şu üçgenin alanını 64 bulduk. 8K'ya 64 düştüyse 1K'ya ne düşecek? 8. Peki 3K'ya ne düşecek? 3 kere 8 24 düşecek. Demek ki 4A alanı 24'müş. A'yı bulduk. 6. Peki K 8 ise 5K'ya ne düşecek arkadaşlarım? 40. Şuranın tamamı 40 olacak. 8B'ye 40 düştüyse 8B 40 ise B'yi ne bulacağız bu durumda? 5. B'yi de bulduk. 7B'yi soruyor bize 35. Burası 35. A'yı da 6 bulmuştuk. Toplamını soruyor. 35 ile 6'nın toplamı 41 yaptı. Evet 6. sorumuzdayız. Hemen okuyalım. DE paraleldir diyor arkadaşlarım. BC'ye tamam bu buna paralelmiş. Boyalı bölgenin alanı 110 birimmiş. Bunu da yazalım.
Tüm şeklin alanı nedir diye de bir soru sormuş bize arkadaşlarım. Şimdi yine bunu hani şu üçüncü soruda yaptığım pratik yol gibi de yapabiliriz dostlar. İsterseniz öyle bir deneyelim. Önce paralel olması 3'e 5 oranında bu tarafı böldüyse 3'e 5 oranında da bu tarafı da bölecek. Şimdi hemen şu iki kenarı çarpıyorum. 3 kere 3 9. Hemen içine 9A yazdım. Büyükleri çarpalım. 8 burası, 8 burası. 8 kere 8 64. Tamamı 64. 64'ten 9'u çıkartırsak 14'ten 9 çıktı. 14'ten 9 çıktı, ne kaldı? 4 çıktı, 5 daha çıkacak. 5 mi kaldı? 5. 5 de buraya indi, 55. Demek ki şuraya da 55A yazacağız arkadaşlar. Ve bakın 55A'yı 110 diyebiliyoruz. O halde A 2. A 2 ise dostum 9A ne çıkar bu durumda? 9A'da ne çıktı? 18 geldi. Bana neyi soruyordu? Tüm şeklin alanı soruyormuş. 64A'ydı tüm şekil. 64 çarpı 2'den 128 geldi diyebiliriz sorumuzun cevabı. Evet. Test 2'nin 7. sorusundayız arkadaşlar. Hemen okuyalım. AD eşittir DC, BH 4 ve 6 verilmiş. Bakın dik açıdan inen şu kenar ortayı görün arkadaşlarım. Burası 11'im ise o zaman bu da 11'im. Bu da 11'im. Hatta şurada 6, 8, 10 üçgeni çıktı. 8'i yapıştırdım. Tüm şeklin alanı isteniyor benden. Ben şuranın alanını bulsam, çünkü yüksekliği de belli, tabanı da belli. 8 çarpı 10 bölü 2'dir bunun alanı. Yani 40. Buranın alanı 40 birim kare ise, 40 ise, 10'a 40 düştü, bu 10'a da 40 düşer deyip toplam alanı 80 bulurum dostum. Cevabım da Bursa'dan gelir. 8. soru. Bakın ikizkenar görüyorum. Geometrinin birinci farzı ne diyordu? İkizkenar görünce hemen tabana dikliği indir. 6, 6, hatta 6, 8, 10'dan 8'i de yapıştırdım buraya. Peki sarı yeşil üçgenin alanı soruluyor. Tabanı 4, yüksekliği 8. Artık alıştınız buna arkadaşlarım, değil mi? Önceki sorularda tabanımız, şurası komple taban sayabilirsiniz. 4, buna inen yükseklik de 8. O halde 4 çarpı 8 bölü 2'den 16 geldi sorumun cevabı. 9 numaradayım. 45 görüyorum. 45 görünce karşısına dikliği indirin demiştik. Geometrinin ikinci farzıydı bu da. 90'ın karşısı 3 kök 2 ise 45'lerin karşısı 3 ve 3 olur. Hatta bakın burada 3, 4, 5 üçgeni çıktı ki tüm şeklin alanını istiyor bizden. Tabanımız 7, yükseklikte 3 bölü 2'den 21 bölü 2 çıktı arkadaşlarım. Yani 10,5 geldi. 9. sorumuzun cevabı da Edirne'den çıktı. Evet. 10. sorudayız arkadaşlarım. Bir okuyalım soruyu. 45 var, 30 var. Bir soruda 45 veya 30'dan birini bile görsek dik indirecektik karşısına. O yüzden şuradan aşağı dikliği indirmek artık bizim için farz. Geometrinin ikinci farzı. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. Burası 4 kök 3. 45'in karşısı 4. Burası da 4. Burası da 4 kök 2. Bildiklerimizi yazdık. ABC üçgeni C noktası BC doğrusu üzerindeki CS noktası ile çakışacak şekilde katlanıyor diyor. Hemen biz bunun bir katlanmadan önceki halini bir şöyle bir gösterelim. Katlanmada, katlama sorularında ne yapıyorum? Katlanmadan önceki halini gösteriyorum. C buradaydı. Şu diklik zaten bizim kendimizin şuradan indirdiğimiz diklik olur arkadaşlarım. Burası buraya eşittir. Şurası şuraya eşit. 4. 4 diyelim. Şurası 30 dereceymiş. Şurası da 4 birimmiş. 4 kök 2'ymiş. 4 kök 2'ymiş falan filan. Buna göre A, B, C üssü. A, B şu mavi üçgenin alanı nedir diye bir soru soruyor arkadaşlarım bize. Hemen bulmaya çalışalım şimdi mavi üçgenin alanı. Bir kere şuradaki tabanını bulalım biz dostlar bunun. Tabanımız. Şimdi şuraya kadar olan kısmı 4 kök 3 diye biliyorduk biz az önce. Şurası bizim dikliğimizi indirdiğimiz şuradaki H noktası. BH'ı 4 kök 3 diye biliyoruz. 4 birim buradaysa şuraya ne kalır? 4 kök 3 eksi 4 birim kalacak buraya da. Peki bu kenara inen yükseklik şuradaki 4 birim oluyordu dostum. Hemen hesaplıyorum. 4 kök 3 eksi 4 taban çarpı yükseklik bölü 2. Şununla da şu sadeleşsin 2 kalsın. 2'yi de içeriye dağıtırsak 8 kök 3 eksi 8 olur. Yani Ceyhan gelir sorumuzun cevabı.
Evet, 11 numaradayız dostlar. Şekilde ABC üçgeni biçimindeki filamanın iç kısmı kenarları 5 eşit parçaya ayrılan doğrular çizerek oluşturulmuştur. Boyalı bölgelerin alanları toplamı 12 imiş. Kaç tane boyalı bölge var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boyalı bölgeli var. Demek ki her biri 2 birim arkadaşlarım. Hatta biz bunları şöyle de çizelim. Şöyle de çizelim. Şurayı da çizelim hatta arkadaşlarım. Şunların her biri 1 olur. Demek ki şuradaki her bir üçgenin, şunlar da dahil olmak üzere, alanları 1 olacak arkadaşlarım. Artık gerisi çocuk oyuncağı. Kaç tane üçgen olduğunu saymanız yeterlidir diye düşünüyorum. Kaç tane oluyor? 2, şunlar 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane çıktı dostlarım. Demek ki 11. sorumun cevabı Denizli'den geldi. Evet arkadaşlar, test 2'yi de gömdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Evet gençler, bu soruda cevabı bulamamıştık. Şimdi videoyu bitirince hemen bir daha bir bakayım dedim. Niye bulamadık? Nerede bir hata yaptık diye. Sonra kendi kendime de bayağı bir küfür ettim. Beni matematik öğretmeni yapalım, ben ağzına tüküreyim diye. Hatamız şurada gençler. Şimdi dedik ki eşkenar üçgenin alanıyla demek ki bunun üçgenin alanı birbirine eşit olacakmış. Şimdi bu üçgenin alanını buraya 9 çarpı x bölü 2 diye yazıyoruz. Siz de eminim ben çözerken fark etmişsinizdir zaten bunu da. Neyse ben bir daha bir düzelteyim dedim. Buraya yazarken de 9 artı x bölü 2 diye yazıyoruz. Saçmalık burada. Tabii ki burası da 9 çarpı x bölü 2 olacak dostlar. Hatta bu 9'larda hemen sadeleşecekler. X eşittir 2 kök 3 gelecek. Yani sorumuzun cevabı Bursa'dan çıkacak. Bunu da hemen videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar ben. Haberiniz olsun. Pekala, görüşmek üzere. Kolay gelsin.